Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda YKS sınavı için yer değişikliği yapması gereken öğrencilerin neler yapması gerekiyor onu anlatacağız. İlk olarak bazı sorulara cevap vereyim. Öncelikle sınav yerleri açıklanmadı. Sınavınız 27-28 Haziran'da, takriben Haziran'ın ikinci haftası giriş yerleri açıklanmış olacak. Herhangi bir sebepten dolayı sınav yeri değişikliği yapacaksanız videoyu izleyebilirsiniz. Sınav merkezinin değiştirilmesi için bir sebebiniz yoksa bu işlemleri yapmanıza gerek yok. ÖSYM'nin sayfasında ya da açıklamalar kısmına koyacağımız linkten dilekçeyi indirebilirsiniz. Şimdi dilekçeyi nasıl doldurmalıyız onu anlatalım. Ayrıca bir dipnot belirtmek istiyorum. ÖSYM Başkanlığı sınav yeri değişikliği kesin olarak yapacağız demedi. Dilekçelerinizi dikkate alacaklar. Bu bilgiyi baz alarak dilekçelerinizi gönderirseniz sizler için daha yararlı olur. Genel amaçlı dilekçemiz bu şekilde. Söylediğim gibi açıklamalar kısmından ya da ÖSYM'nin sisteminden bu dilekçeyi indirebilirsiniz. Şimdi nasıl doldurmamız gerekiyor onu anlatalım. Öncelikli olarak aşağıda belirtmiş olduğunuz taleplerimle ilgili olarak gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. Burayı gün, ay, yıl olarak dolduruyorsunuz. İmzanızı atıyorsunuz. Muhakkak imzayı atmanız gerekiyor. İmza atmazsanız işleminiz talebe alınmaz. Gerekli bilgileri dolduruyorsunuz. TC kimlik numaranız, adınız, soyadınız, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi. Dilekçeyi doldururken mutlaka evrak referans numarası almanız gerekiyor. Evrak referans numarasının nasıl alınması gerektiğini şimdi sizlere gösterelim. ÖSYM AS diyoruz. Aratıyoruz. Ek çıkan linke tıklıyorum. Buradan sisteme giriş yap diyebilirsiniz. E-Devlet'te giriş yap diyebilirsiniz. Gerekli bilgileri dolduruyorum. Sisteme giriş yap diyoruz. Evet, ada işlemleri sistemine girmiş oluyoruz. Burada sol tarafta işlemler kısmında evrak referans numarasına tıklıyorum. Evet, uyarıyı görüyorsunuz. Evrak referans numarası ÖSYM ile ilgili işlemlerde kullanılmaktadır. ÖSYM'ye göndereceğiniz dilekçelerde mutlaka evrak referans numarasını yazmamız gerekiyor. O yüzden numara al butonunu tıklıyorum. Bu şekilde evrak referans numaramı almış bulunuyorum. Dilekçede bulunan gerekli kısma bu numarayı yazıyorum. Sınav adını YKS, TYT, AYT diye belirtebilirsiniz. Yıl 2020. Sınav dönemiyle alakalı kısmı boş bırakabilirsiniz. Telefon numaranızı yazıyorsunuz. E-posta adresinizi doğru bir şekilde yazdıktan sonra ev adresinizi buraya yazıyorsunuz. Posta kodunuzu, ilçe, il, semtinizi belirterek ikinci kısma geçebiliriz. Burada talebinizi dile getireceksiniz. Biz bir örnek niteliğinde şu şekilde yazdık. 6. ayın 27'si ve 6. ayın 28'i tarihlerinde yapılacak olan TYT ve AYT sınavları için sınava giriş yerimi Çankaya, Ankara olarak belirlemiştim. Ancak koronavirüs nedeniyle şehir değiştirmek zorunda kaldım ve sınav giriş yerimin Esenler, İstanbul olarak değiştirilmesini talep ediyorum. Sizler de bu kısmı kendinize göre değiştirip talebinizi ÖSYM'ye bildirebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken kısımlar var arkadaşlar. Bilgilerde eksiklik ya da hata bulunan dilekçeler ile imzasız dilekçeler işleme konulmayacaktır. Aşağıdaki durumlarda dilekçe yazılmayacak. Bu bilgilerdeki değişiklikler öngörülen süreler içerisinde internet ortamında adayın kendisi tarafından gerçekleştirilebilecektir. Bunlar nelerdir? Kimlik bilgilerindeki değişiklik isteğiniz, iletişim bilgilerinizdeki değişiklik isteğini ÖSYM alay işlemleri sisteminden yapabiliyorsunuz. B maddesinde sınava ilişkin bilgilerde değişiklik isteği diyor. Daha önceden belirtilen tarihler arasında ada işlemleri sisteminde değişiklik yapabiliyordunuz. Dilekçe vermenize gerek yoktu. Fakat koronavirüsten dolayı bu tarihleri kaçıranlar Mayıs'ın sonuna kadar talepte bulunabilecekler. Daha önce de söylediğim gibi bir kesinlik yok. Sadece dilekçelerinizi dikkate alıp ona göre işleme koyacaklar. Fazla yer değişikliği talebinde bulunduğu için dilekçeyi doldurup talebinizi belirtebilirsiniz.